Bakıyorum keyfiniz yerinde. Cengiz nasıl? Aynı. Cengiz'in durumu aynı. O ne o? Ha? Ya belli ki sizi çok keyiflendiren bir şey. Aa, yok bir şey. Aman her şeyi de merak et, her şeyi. Bak şimdi siz böyle söyleyince ben daha da meraklandım. Müsaadenizle. Ne yapıyorsun Arzu? Ne yapıyorsun? Oo. Beni keyiflendiren her şey senin canını sıkar. Hala anlamadın mı Arzucuğum? Demek oğlumuzun gayrimeşru çocuğuna hazırlık yapıyorsunuz ha? Tam sizden beklenecek hareket. Yahu bari bizim evden gitmemizi bekleseydiniz diyeceğim ama... siz onu da düşünemezsiniz ki. Bana bakın. Bunu sakın Melisa görmesin. Eğer kızımın huzuru kaçarsa... ben bu evdeki herkesin huzurunu kaçırırım ona göre. Hiç zahmet etme Arzucuğum. Sayende biz bu evde zaten huzurumuz kaçık yaşıyoruz. İyi işte. Biz gittiğimizde artık rahata erersiniz. Yalnız sakın Melisa'yı götüremezsin falan demeyin bana. Çünkü ipler hala benim elimde. Dua et zaten o hisseler senin elinde. İşte bunun için her gün babama dua ediyorum. Ha bu arada Melisa demişken... keşke Cengiz Bey'in sağlık durumuyla bu kadar ilgilenirken... kendi kızının sağlık durumuyla da biraz ilgilense. Maşallah bir haftadır her sabah hastanedesin. Yenge bu sabah da hastanedeydi abi. Gidecek tabii. Uyanacak diye aklı çıkıyor. Abi istersen çekeyim adamın fişini. Cavidan yengenin bu işi yapmaya gönlü yok gibi. Cengiz denen adama kıyamıyor belli ki. Bazen çok boş konuşuyorsun Ali. Boş. Vay vay vay. Mahir'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Kaya Bey. Ha. Şimdi bey olduk ha? Sahi sen bana gönül koymuşsun. Ama işte senin kız hastaneden çıktı. Duruldu biraz. Bak gitmiş cennetten de özür dilemiş. Bunlar güzel gelişmeler değil mi Mahir? Ben bunları konuşmaya gelmedim. Anladım. Başka bir sıkıntı var. Gel şöyle oturalım, konuşalım. Sen de bize müsaade et. Çay, kahve bir şey ister misin? Hayır. Ben bu arazilere nasıl aldığınızı bilmek istiyorum. Ağacığım. Burada yazıyor işte. Satıcı Cengiz Arısoy, alıcı Kaya Demiröz. Peki para? Buradaki yazan rakam o nerede peki? Bak Mahir'cim, ben nakit çalışırım. İş ahlakım böyle. Ben o parayı kuruşu kuruşuna Cengiz'in önüne koydum. O da araziyi bana sattı. Para ortada yoksa ona soracaksın. Tabii uyanırsa. Bu kadar nakit parayı bir anda ödemeniz mümkün değil. Hı. O da böyle söylemişti. Ama öyle olmadığını gördü. Mahir, sen beni küçümsüyorsun. Yapma. Üzülürsün. Yapma. Çok üzülürsün. Oh.
Biraz konuşabilir miyiz anne? Konuşalım bir tanem. Anneciğim ne oldu? İnsan kendiyle kalınca düşünecek çok zamanı oluyor. Yaptıkları, pişmanlıkları, hayal kırıklıkları. Sen artık düşünme bunları. Bak, geçti gitti hepsi. Sen hiç düşündün mü anne? Cennet'e yaptıklarını. Cennet'e yaptıklarını. Nereden çıktı şimdi bu? Onu hapse attırdığın için pişman oldun mu mesela? Kızım sen bana neden böyle sorular soruyorsun? Çok zaman geçti üstümden. Ben bunun üzerine düşünmedim hiç. Cennet'in aklanması, şantiye müdürünün ifadesini değiştirip bütün suçu üstüne alması. Bunları ancak sen yapabilirsin anne. Hayır tabii ki de Melisa, benim bir ilgim yok bu olanlarla. Anneciğim lütfen, ben bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Üzülmüşsündür belki onun için. Sonuçta annesi yok ya. Yeter! Ne bu şimdi? Hı? Anneciğim. Artık hayatımızda cennet falan yok. Anneciğim lütfen. Ne olur. Unut o kızı. Ne var yine? Ne istiyorsun? Sahile gel. Bekliyorum. Konuşmanız lazım. Gelmiyorum. Bak lafımı ikilettirme. Hemen gel diyorum. Kahretsin. Ne oldu? Kimmiş araya? İşle ilgili bir sorun çıkmış bir tanem. Benim hemen gitmem lazım ama fazla uzun sürmez. Mukaddes Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğlum niye haber vermiyorsun? Böyle hazırlıksız. Kusura bakma. Ben ısrar ettim. Telefonda konuştuk ama yüz yüze bir geçmiş olsun diyeyim istedim. Sağ olun. Ayakta kaldınız. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Siz de geçin çocuklar. Nasıl Cengiz Bey? Aynen. Bekliyoruz. Beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok değil mi? Selim. İyi olacak inşallah. Allah babanı sizlere bağışlayacak. Efendim Mahir amca. Tamam, gelirim. Bir sıkıntın var, hayırdır? Tamam, çıkıyorum birazdan, tamam. Benim bir şirkete gitmem gerek. Ne olmuş oğlum? Bilmiyorum, Mahir amca aradı. Geldiğinde konuşuruz dedi. Ben seni yolcu edeyim. İyi dersiniz. Yok, sağ olun. Hiçbir şey yapmayın. Beni mutlaka haberdar et, olur mu? Merak ederim. Thank you.
geldiğimizi unuttuk resmen. Biz artık birlikteyiz. Ama hiç keyfini çıkaramadık. Şu yaşadıklarımıza baksana. Nefes almaya bile vaktimiz yok resmen. Zor günlerde birbirimizin yanında olmak en kıymetlisi. Daha uzun yıllarımız var. Güzel günlerimiz de olacak elbet. Ya buna inanmayı o kadar çok istiyorum ki. İnan. Biz neleri atlattık. Bunu da atlatacağız elbet. Ben hep senin yanındayım. Hadi, geç kalacaksın. Hadi. Canın her istediğinde arayıp çağıramazsın. Belki seni özlüyorumdur ha. Belki gül cemalini görmek istiyorumdur. Ha yok, yoruluyorum ben, gelemem diyorsan ben gelirim senin yanına. Tamam, sakin ol, sakin ol. Bu sefer seni özlediğim için çağırmadım. Mahir, kocan yanıma geldi. Ne? Hı hı. Mahir neden senin yanına gelsin ki? Mahir'in ne işi olur seninle? Hayatım, sen şimdi son günlerde işlerle güçlerle pek ilgilenemiyorsun. Şimdi sizin şu Kurtköy'deki araziler var ya... artık onlar benim. Satın aldım onları. Cengiz'in kafasına sıkmadan birkaç dakika önce... bütün araziler benim üzerime geçmiş oldu. Kahretsin. Ya üzülme bu kadar canım. Sonuçta yabancıya gitmedi. Bana ait olan ne varsa senin sayılır. Neyse, neyse. Mahir haliyle para nerede diye sordu. Para yok. Onun yerine nakit yerine geçecek fotoğraflar var diyemedim. Tabii Mahir bu işin peşini bırakmaz. Kurcalamaya devam edecek bence. Bana bak. Eğer sen konuşmazsan Mahir hiçbir şey öğrenemez. Hayır hayır, benden laf çıkmaz. Hele işin ucunda sen varsan asla çıkmaz. Yalnız Cengiz uyanırsa... ne kadar kıymetli oldu bu adam değil mi? Ne çok bekleyeni var. Cennet bekliyor, Mahir bekliyor, ailesi bekliyor. Gerçi ailesi pek önemli değil tabii de. Her şeyi sen mahvettin. Hayatıma girdin, mahvettin hayatımı. Önce kızıma zarar vermeye kalktın, ardından Cengiz'i öldürmeye kalktın. Kızım, yapabileceklerimi görmen içindi. Cengiz ise seni korumak içindi. Cengiz'in başına sıktım çünkü senin hapishanelerde çürümeni istemiyordum. Ama ölmedi işte. Arazilere gelince o da seninle benim geleceğimiz için küçük bir yatırım işte. Artık bundan sonrası sana kaldı. Ya hayatını elinden almasın diye Cengiz'in uyanmaması için dua edeceksin... ya da Cengiz'in son duasını edeceksin. Hayır. Hayır. Ben böyle bir şey yapamam. Katil değilim ben. Değil misin? Sen Cavidan'ı öldürdün. Sen kızını, beni gömdün. Rahatlıkla Cengiz'in işini de görebilirsin bence. (Gülüyor)
Ama tabii ya artık yeter artık, her şey bitsin diyorsan Cennet annesinin kim olduğunu öğrensin. Mahir babasının nasıl öldürüldüğünü öğrensin. Hatta karısının bu işe nasıl ortak olduğunu öğrensin istiyorsan o başka. Ben seni hapiste de ziyaret ederim. Sana temiz çamaşırlar getiririm. Artık anne. Bu adamla ne işin var? Cennet kim? Hepsini bana tek tek anlatacaksın. İstediğiniz DNA testinin sonucu çıktı. Amca. Evet geldim. Neymiş önemli mesele? Otur. Bakın siz de biliyorsunuz. Eğer problem benim şirkete gelmememse. Durumları biliyorsunuz. Benim babamın yanında olmam lazım. Oku şunu. Ne bunlar? Oku lütfen. İmkansız ama bu arazileri maalesef baban arazileri Kaya Bey'e satmış. Niye böyle bir şey yapsın? Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ya satışla ilgili ortada ne bir çek ne de bir para var. Sadece satış evrakları var. Hepsi bu. Kaya Bey'le konuştunuz mu? Konuştum konuştum. Sabah yanındaydım. Ya parayı nakit olarak ödediğini söyledi. Bunun Cengiz'le aramızda çözmemiz gereken bir mesele olduğunu söyledi. Cengiz, yani baban inanırsa tabii. Mahir kocam yanıma geldi. Cengiz'in kafasına sıkmadan birkaç dakika önce bütün araziler benim üzerime geçmiş oldu. Mahir bu işin peşini bırakmaz. Kurcalamaya devam edecek bence. Artık bundan sonrası sana kaldı. Ya hayatını elinden almaması için, Cengiz'in uyanmaması için dua edeceksin. Ya da Cengiz'in son duasını edeceksin. Cennet annesinin kim olduğunu öğrensin. Mahir babasının nasıl öldürüldüğünü öğrensin. Hatta karısının bu işe nasıl ortak olduğunu öğrensin istiyorsa ama başka. Arzu Hanım hastaneden arıyorum. Bir gelişme olursa haber verin demiştiniz. Cengiz Bey az önce gözlerini açtı. Keşke bana bu oyunu oynamadan önce annemin kim olduğunu söyleseydiniz. Cennet. Kusura bakmayın ben kapı açıktı ben de öyle bakmak için girdim. Sanki hiçbir şey olmamış gibi değil mi? Her şey yerli yerinde. Bir tek abim eksik.
Özlem, Cengiz uyanmış. Baban resmen peşkeş çekmiş Cennet'in babasına arazileri. Yapmaz babanlar bir şey. Hala yapmaz diyor ya. Ulan yapmaz çünkü şirket onun için çok önemliydi, yapmaz. Gördük ne kadar önemli olduğunu. Hadi sattın bari para alsaydın ya. Ya para almadı baban ya da aldığı paraları bir yere sakladı. Ne demek istiyorsun lan sen? He? Kim bilir, belki de açıklayamayacağı için sıktı kafasına. Ses! Selim, lan ne biçim adamsın lan sen? Ulan Selim sesin. Bir daha babam hakkında öyle konuşursan seni öldürürüm. Öldürdüm ulan, ne diyorsun sen? Ne yaparsın lan? Ne yaparsın? Kalan arazileri sen mi satarsın? Yeter! Ay, sen yetmez o iş yapmayı. Ulan Selim bak. Yeter, yeter. Orhan! Selim, Orhan tamam sakin olun yeter. İkiniz de sakin olun artık tamam yeter. Selim telefonunu açmıyor, benim acilen çıkmam lazım. Dur kızım, ben de seninle geliyorum. Kızım o haberi almıştır, yoldadır şimdi. Tamam siz bekleyin, ben önden gideyim. Sonuçlar nerede? Çıktı diye mesaj atmışsın bana. Birazdan çıkacak görevlinin raporu imzalaması gerekiyor. Hemen getiriyorum. Allah'ım ne olur. Ne olur o kadın yalan söylüyorsun. Annemin cennette bilgisi olmasın. Cengiz Arısoy hangi odaya alındı? 4203, 4. kat. Teşekkürler. Hadi Selim. Aç şu telefonu, aç. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Acelem var da. Ziyaretçisi sizsiniz. Tüp sizi endişelendirmesin. Yoğun bakımdan yeni çıktığı için gerekli. Birkaç güne kalmaz normal solunuma geçer. Hastamız hayata tutunarak bir mucizeyi gerçekleştirdi. Artık hayati tehlikesi yok. Ben şöyle vereyim. Ama bozuk yok muydu? Yok, üstü kalsın, sağ olun. Selim. Oğlum iyi misin? Bir şey mi oldu ha? Cennet'le kavga mı ettiniz yoksa? Babamı sen mi vurdun? Thank you.
numaralı oda nerede acaba? İki kat yukarıda. Sağ olun. Oğlum sen ne dediğinin farkında mısın? Ha? Bu nereden çıktı şimdi? Verilen numuneler %99 uyumlu çıkmıştır. Nasıl ya? Nasıl? Biz cennetli. Yanlış yapıyorsun. Bırak şu silahı. Silahı bırakmamı istiyorsan cevap vereceksin bana. Bunun o arazilerle, Cennet'in annesiyle bir alakası var mı? Oğlum, bak saçmalama. Bırak şu silahı, otur konuşalım. Hadi. Konuşuyoruz zaten. Bak, konuşuyoruz. Şimdi sen benim sorularıma cevap vereceksin. Bak, çok pişman olursun. Kayınpederinim ben senin. Benim için sen babamı vuran adamsın. Bak, bu sözlerin dönüşü yok. Daha da ileri gitmeden indir şu silahı. Otur şuraya. Geç. Konuşalım. Sıktı artık bu. Niye cevap veremiyorsun? Niye ben vurmadım diyemiyorsun? Niye ben yapmadım diyemiyorsun? Ben vurmadım. Babanı ben vurmadım. Oldu mu? Yalan söyleme! Yalan söyleme! Niye bütün pis kapılar sana çıkıyor o zaman? He? Çünkü boynunuza kadar pisliğe batmışsınız. Yetmemiş. Suçu başkasına nasıl atarım diye kıvranıyorsun. Oğlum, baban kafasına sıktı. Artık ne altlar yediyse ya da pis işler. Benim babam yapmaz.
Sen benim babamı tanımıyorsun. Kimseyi incitmez, kendini vurmaz. Bize bunu yapmaz. Parasını vermediğin arazilerle, Cennet'in annesiyle bir bağ var babamın vurulmasının. Şimdi adam gibi cevap vereceksin. Yalanlarını duymayacağım. Babanı ben vurdum diyeceksin adam gibi. Dışarı çık. Bizi yalnız bırak. Üzgünüm. Çıkamam. Benim artık bekleyecek sabrım kalmadı. Puzzle parçalarını sizin gönderdiğinizi biliyorum. Lütfen. Lütfen bitsin artık bu oyun. Yalvarırım size annemin kim olduğunu söyleyin bana. Benim annem kim?